Bakın bu aydan bakan birinin dünyayı 24 saat boyunca nasıl göreceğini gösteren 19 fotoğraf. Gerçi bu fotoğraflar bizden 400 bin kilometre uzaktaki aydan değil 1,5 milyon kilometre uzaktaki, yani aydan 3,5 kat uzaktaki Discovery uydusu tarafından çekildi. Ama aydan da dünya az çok böyle görünüyor. Fotoğraflarda tuhaf bir şey yok. Soluk mavi noktamız uzay boşluğunda gün boyunca kendi etrafında dönüyor. Şimdi bir de tam tersine, yani ayın dünyadan nasıl gözüktüğüne bir bakalım. Bu videonun her bir saniyesi bir güne karşılık geliyor ve her saniye içinde 24 kare bulunuyor. Yani videonun her karesi bir saate karşılık geliyor. Az öncekine göre bir tuhaflık fark ettiniz mi? Ay kendi etrafında dönmüyor gibi. Evet, sağa sola yalpalıyor ama dünya gibi kendi etrafında tam bir tur atmıyor gibi gözüküyor. Halbuki ayın da kendi etrafında döndüğünü, bu dönüşün tam olarak 27,3 gün sürdüğünü kesin olarak biliyoruz. Bu dönüşü biz niye göremiyoruz? Muhakkak siz de bunu fark etmişsinizdir. Ama bilmiyorum, hiç sebebini düşündünüz mü? Yahu biz ayın neden hep aynı yüzünü görüyoruz? Bu nasıl oluyor? Ve ayın o karanlık yüzünde ne var? Bizden ne saklıyorlar? Alo! Gelin bir bakış atalım. Venüs ve Uranüs hariç Güneş sistemi içindeki cisimlerin hepsi, hatta asteroid kuşağı ve Güneş'in kendisi bile, eğer sağ el kuralıyla takip edecek olursanız, saat yönünün tersine dönüyor. Sağ el kuralından kastım da şu: dünya gibi bir nesneyi alın, sağ elinizin baş parmağını coğrafi kuzeyi gösterecek şekilde yerleştirin, diğer dört parmağınızın gösterdiği yön Güneş sistemindeki çoğu gök cisminin dönüş yönü olacak. Bakın, batıdan doğuya doğru. Bunun nedenlerini evrendeki her şey neden dönüyor videosunda konuşmuştuk. Eğer izlemediyseniz o videoyu da mutlaka izleyin derim. Ve bu ay için de geçerli. Ay da kendi ekseni etrafında saat yönünün tersine dönüyor. Ama az önce de bahsettiğim gibi gökyüzüne bakıp da ayı inceleyecek olursanız bunu göremiyorsunuz. Bu nedenle de insanlar ayın dönmediğini düşünüyorlar. Halbuki birazcık düşünecek olursanız dünyanın kendi etrafında dönüp de ayın kendi etrafında dönmemesi, ama dünyanın etrafında dönmesi halinde ayın hep tek bir yüzünü görmemizin imkansız olduğunu fark edebilirsiniz. Bakın, yine Universe Sandbox'ı kullanarak bunu görelim. Open kısmına dünya ve ay yazdığımda bu ikili sistemi gösteren hazır bir simülasyon geliyor. Ay dünyanın etrafında dönüyor ve dünyadan baktığınızda ayın hep aynı yüzünü görüyoruz. Ama aya zoom yaparsanız ve eylemsiz bir referanstan, yani uzay boşluğundan ayı izleyecek olursanız ve tabii simülasyonu birazcık hızlandıracak olursanız, gerçekte ayın da kendi etrafında döndüğünü görebilirsiniz. Bakın, ay kendi etrafında da dönüyor, dünyanın etrafında da dönüyor. Zaten ayın panelini açıp motion, yani hareket sekmesine geçerseniz, rotation, yani dönme kısmında rotasyonel periyodun, yani kendi etrafındaki bir tam dönüşünün 27,3 gün olduğunu, bunu yapabilmek için ekvatorda saniyede 4,6 metre hızla döndüğünü görebilirsiniz. Şimdi ayı bu mesafeden görmek çok zor olduğu için dünyaya birazcık daha yaklaştıralım. Bunun için panelinde azıcık yukarı çıkıp yörünge mesafesini azaltabilirim. Bunu daha iyi görebilmeniz için kamerayı üste alıyorum ve yörünge mesafesinin bir ölçüsü olan semi-majör ekseni iki kez yarılıyorum. Başka hiçbir şey değişmedi. Ayım hala kendi etrafında aynı hızla dönüyor. Şimdi dünyaya yakınlaşırsam ayı çok daha iyi görebiliyorum. Hatta aydınlatmayı da açalım. Böylece her iki gök cismim de tamamen aydınlansın. Bakın, ayı yakınlaştırınca işler değişti. Şimdi ayın her tarafını görebilmeye başladık. Neden acaba? Buna geleceğiz ama önce ayın kendi etrafındaki dönüşünü bir durduralım ve bakalım ne olacak. Bunun için ekvatordaki hızını birkaç kez ona bölüyorum ki pratik olarak sıfır olsun. Tekrar dünyaya dönüyorum ve aydınlatmayı yeniden açıyorum. Bakın, eğer dünya dönseydi ama ay dönmeseydi, ayın her tarafını görebilmemiz gerekirdi. Dolayısıyla bu işin içinde başka bir iş olmak zorunda. Ayın döndüğünü biliyoruz. Ama bir dakika, ay dönüyorsa
O zaman Pink Floyd'un albümünden ötürü iyice meşhur olan şu ayın karanlık yüzü nasıl mümkün olabiliyor? Olamıyor. Çünkü ayın karanlık yüzü diye bir şey yok. Biz ayın hep aynı yüzünü gördüğümüz için göremediğimiz yüzüne ayın karanlık yüzü lakabı takıldı. Ama buradaki karanlıktan kasıt ışık alamayan demek değil. Bilim insanları bu terimi tıpkı karanlık madde veya karanlık enerji veya karanlık bir kişilik laflarında olduğu gibi bilinmeyen, gizemli anlamları kullanıyor. Çünkü neredeyse 1960'lara kadar ayın bizden uzak olan yüzünde ne olduğunu hiç kimse görememişti. Bu durum 7 Kasım 1959 günü Sovyetler Birliği'nin ay yörüngesine gönderdiği Luna 3 modülünün çektiği fotoğraflar sayesinde değişti. Bu aşırı düşük çözünürlüklü fotoğraflar ayın öteki yüzünü ilk kez aydınlattı. Yine ışık anlamında değil ama bilgi anlamında. Sonraki yıllarda gerçekleştirilen ay görevleri sayesinde ayın arka tarafına ait fotoğraflarımız da giderek netleşmeye başladı. Mesela bu 1972'de aya giden Apollo 16'dan çekilen bir fotoğraf. Buysa ay gözlemi yörünge aracı yani LRO'nun Kasım 2009'dan Şubat 2011'e kadar olan sürede çektiği 15 bin kadar fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir mozaik. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Görebileceğiniz gibi ayın öteki tarafı da gayet aydınlanıyor ve tuhaf bir şekilde o taraf bizim gördüğümüz yüze göre çok daha fazla kratere sahip. Bunun sebebi de çok muhteşem ve çok antik ve mekanizmasını daha yeni anlıyoruz. Başta dünyanın ayın kendisine dönük olan yüzünü ekstradan koruduğu ve bu nedenle öteki tarafta daha çok krater olduğu düşünülüyordu. Ama dürüst olmak gerekirse bu epey saçma bir neden. Çünkü ay dünyadan 400 bin kilometre uzakta ve dünya da ay da bu absürt mesafenin yanında çok küçükler. Az önceki simülasyonumuzda da zaten gördünüz ama net olsun diye tekrar edeyim. Dünya ve ay öyle ortaokul kitaplarında gösterildiği gibi dip dibe veya kıyaslanabilir büyüklüklerde değiller. Gerçekte dünya ay sistemi işte böyle gözüküyor. Yani aydan bakan biri dünyayı böyle görürdü. Görebileceğiniz gibi dünya ayın yarıçap bakımından 3.6 katı olsa da aradaki 400 bin kilometre nedeniyle halen gökyüzünde çok ufak bir alanı kaplıyor. Sayı verecek olursam aydan dünyaya bakan biri 41 bin derece karelik bir alan görüyor ve dünya bunun sadece 4 derece karesini kaplıyor. Dolayısıyla gök taşlarını anlamlı bir şekilde kalkanlaması da mümkün değil. Daha ziyade olan şu: dünya ve ay oluşurken ayın dünyaya bakan tarafı dünyanın başlangıçtaki sıcaklığı nedeniyle daha sıcaktı. Uzak tarafıysa daha soğuktu. Bu soğuk tarafta alüminyum ve kalsiyum gibi elementler daha hızlı çökelerek ay toprağındaki silikatlarla birleşti ve plagioklast dediğimiz mineralleri oluşturdu. Ki bunları da bugün ay toprağında bulabiliyoruz. Ayın bizden uzak tarafındaki bu daha hızlı çökelme o taraftaki ay kabuğunun daha kalın oluşmasına neden oldu. Dolayısıyla arka tarafa düşen meteoritler çarptıkları anda bir krater açabiliyorlardı. Bize yakın olan taraftaki kabuksa daha ince olduğundan o tarafa arada bir yeterince iri bir meteorit çarptığında o ince kabuğu delip geçerek ay yüzeyinin altındaki bazaltik lavları açığa çıkarıyordu. Ve bu lavlar yüzeye saçılarak o yeni oluşmuş kraterleri yutup üstlerini örtüyorlardı. Ki ayın bize bakan tarafının kraterli değil de lekeli gözükmesinin nedeni İşte bu. O lekelere Maria diyoruz ve Maria deniz demek. Tabii ki bu bağlamda sudan oluşan bir denizden bahsetmiyoruz. Bunlar eski lav denizlerinden arta kalan lekeler. İşte bu nedenle ayın bizden uzak olan yüzeyi çok daha pütürlü. Evet, bunu da aradan çıkardığımıza göre ayın nasıl olup da bize sadece tek bir yüzünü gösterdiğini artık anlayabiliriz. Şimdi elimizde ne var? Dünya da dönüyor, ay da. Ama bu dönme öyle bir olmalı ki ay bir şekilde bize hep aynı yüzünü göstermeli ama dünya göstermemeli. Biraz düşünecek olursanız bunun olabileceği tek bir durum var. Ayın kendi etrafındaki dönüş hızı ayın dünya etrafındaki dönüş hızına eşit olduğunda. Gerçekten de sayılara baktığımızda da bunu görüyoruz. Ay kendi etrafındaki bir tam turu yaklaşık 27.3 günde tamamlıyor.
Aynı şekilde dünya etrafındaki bir tam turunu da yaklaşık 27.3 günde tamamlıyor. İşte bu sayede Ay'a ne zaman bakarsanız bakın her zaman aynı yüzünü görüyorsunuz. Gerçi Ay'ı yeterince uzun dönem fotoğraflarsanız hafif hafif sağa sola ve yukarı aşağı yalpaladığını göreceksiniz. Bunun sebebi Ay'ın ekseninin dünyanın etrafında döndüğü düzleme göre hafif kaymış olması. Bu nedenle Ay dünya etrafında dönerken kuzey-güney kutbu dünyaya doğru hafif hafif yaklaşıp uzaklaşıyor. Bu da enlemsel librasyon dediğimiz sanki evet anlamında kafa sallıyormuş gibi yalpalamasına neden oluyor. Bir de yörüngesi boyunca ilerlerken dünyaya yaklaşıp uzaklaştığı için yörünge hızı da Kepler'in ikinci yasası dolayısıyla arada bir artıp azalıyor. Bu da boylamsal librasyon dediğimiz sanki hayır anlamında kafa sallıyormuş gibi sağa sola yalpalamasına neden oluyor. Bunlar birleştiğinde Ay gökyüzünde şöyle bir yalpalama yapıyor. Bu önemsiz gibi gözükse de Ay'ın normalde sadece %50'sini görebilmemiz gerekirken sırf bu hareketleri sayesinde %59'unu görebiliyoruz. Bu arada Ay dünyanın her yerinden aynı gözükmüyor. Türkiye gibi kuzey yarımküredeki bir ülkeden bakarsanız bu şekilde, Avustralya gibi güney yarımküredeki bir ülkeden bakarsanız tam tersi şekilde görüyorsunuz. Çünkü dünya bir küre ve gezegenin bir tarafında duran biri diğer tarafında duran birine göre tam tersi görüntü görüyor. İyi ama Ay'ın neden tek yüzünü görüyoruz? Yani böyle bir şey nasıl denk gelmiş olabilir? Nasıl oldu da Ay'ın kendi etrafındaki dönüşüyle Ay'ın dünya etrafındaki dönüşü birebir aynı hale geldi? Çünkü düşünecek olursanız rastgele oluşan iki gök cisminin tam da bu şekilde dönecek biçimde denk gelme ihtimali aşırı küçük. Gerçekten de Ay ve dünya ilk oluştuklarında şu ankinden bambaşka hızlarda dönüyorlardı. Ve o zamanlarda dünyadan Ay'a bakabilecek zeki bir yaşam formu olsaydı Ay'ın her yüzünü görebilirdi. Ama sonraki milyonlarca yıl boyunca muhteşem bir şey oldu. Dünyanın Ay üzerinde yarattığı gelgit kuvvetleri Ay'ın dönmesini yavaşlatmaya başladı. Evet, gelgit videosunda konuştuğumuz gibi gelgitler doğadaki birçok muhteşem olaydan sorumlular. Ve bu durumda da dünyanın Ay üzerindeki gelgit kuvvetleri dolayısıyla Ay yavaşladı. Yavaşladı, yavaşladı. Ta ki sadece bir yüzü dünyaya dönük olacak hızda döndüğü bir hıza ulaşana dek. İşte bu nihai olaya kütle çekim kilidi diyoruz. Bunun mümkün olmasının ana nedeni de aslında gelgit videosunda konuştuğumuz o gelgit kabartıları ve bunların yaklaşık 3 derece veya 12 dakika doğuya kaymış olması. O videodaki şu grafiği hatırlıyor musunuz? Gelgit kuvvetlerinin diferansiyel olmasından ötürü hem Ay'a doğru hem de Ay'dan öteki tarafa doğru birer gelgit kabartısı oluşuyordu ve dünyanın kendi etrafındaki dönüşünün Ay'ın yörünge hızından daha hızlı olmasından ötürü gelgitler bir miktar doğuya kayıyordu. Bu da bu grafikteki gibi sapmış bir durum yaratıyordu. Bu durumun dünyanın dönüşü üzerinde yarattığı etkiyi bir düşünsenize. O kabartılardan Ay'a yakın olanı nedeniyle dünya üzerinde aslında olmaması gereken bir kuvvet oluşuyor. Aslında diğer kabartıda da benzer bir kuvvet oluşuyor ama o daha uzakta olduğu için etkisi çok daha küçük ve göz ardı edebiliriz. Evrende neden her şey dönüyor videosunda konuştuklarımızı bir hatırlayın. Bu merkezden sapmış kuvvet, dünyanın döndüğü yönün aksi yönde bir dönme momenti, yani tork yaratıyor. Bu da dünyanın dönüşünü yavaş yavaş yavaşlatıyor. İşte bu nedenle dünya üzerindeki günler her 100 yılda bir 1.09 milisaniye kadar yavaşlıyor. Yani Ay yavaş yavaş bizi durduruyor. Tabii dünyada Ay'da gelgitler yarattığı için aynı şekilde dünya da Ay'ın dönüşünü yavaşlatıyor. İşte tam olarak bu nedenle Ay'ın hep aynı yüzünü görüyoruz. Çünkü dünya Ay'ın kendi etrafındaki dönüşünü Ay'ın dünya etrafındaki dönüşüne eşitlenecek düzeyde yavaşlattı. Buna gelgitsel ivmelenme diyoruz. Ki bu yavaşlamanın etkilerinden bir diğeri de Ay'ın bizden giderek daha uzak bir yörüngeye yerleşmesi. Ay bizden her yıl 3.8 santim uzaklaşıyor. Tıpkı eski sevgilinizin size yaptığı gibi.
Gelgitsel ivmelenmenin nihai sonucu olan o kütle çekim kilidi sadece Dünya ve Ay ikilisine özgü bir olay değil. Evrendeki bütün dönen cisimler teknik olarak birbirlerini bu kilide sokmaya çalışıyorlar. Ama tabii ki çoğu durumda aradaki mesafelerden, kütle farkından ve birden fazla gezegenin aynı anda etkileşiminden ötürü çok uzak gezegenler veya yıldızlar arasında kütle çekim kilidi görmüyoruz. Daha ziyade yıldızlar ve onlara yakın olan gezegenler veya gezegenler ve uyduları arasında bunu görüyoruz. Ve cisimlerin büyüklüğü hangisinin diğerine göre kütle çekim kilidine gireceğini belirliyor. Ay dünyadan kütlece 81 kat küçük olduğu için kütle çekim kilidine yakalanan taraf ay oluyor ve sadece ay aynı yüzünü gösteriyor. Öte yandan başta da gösterdiğim gibi aydan dünyaya bakan biri dünyanın her tarafını görmeye devam ediyor. Ama eğer ki birbiri etrafında dönen gök cisimleri kabaca aynı kütleye sahiplerse o zaman iki cisim de birbiriyle kütle çekim kilidine girebiliyor. Güneş sisteminde bunun olduğu yerlerden biri cüce gezegen Plüton ve ondan sadece 9 kat hafif olan uydusu Charon arasında. Plüton Charon'a hep aynı yüzünü gösteriyor. Charon da Plüton'a hep aynı yüzünü gösteriyor. Çünkü her iki cismin de birbiri etrafında dönme süresi kendi etraflarında dönme süreleriyle neredeyse birebir aynı. İşte böyle. Bu tip bilim hikayelerinde beni en çok etkileyen şey son derece kanıksadığımız şeylerin arkasında bile ne kadar muhteşem ama bir o kadar da karmaşık bir bilimin yatıyor olduğunu görmek. Yani size ayın neden hep aynı yüzünü gösterdiğini anlatmak istedim ama bunu yapabilmek için önce evrendeki cisimlerin neden döndüğünü, sonrasında ise gelgitlerin fiziğini anlatmam gerekti. Ancak ondan sonra bu videoyu çekebildim. Ama işte bilimi böyle okullarda yaptıkları gibi konu konu değil de bir bütün olarak birbirleriyle olan ilişkileriyle öğrendiğinizde çok daha akılda kalıcı olacağını düşünüyorum. Umarım olur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz Venüs'ün bulutlarında yaşam olma ihtimaliyle ilgili bu videoyu da mutlaka izleyin derim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.